Hayatımı değiştiren adam. Evet. Hayatımı değiştiren adam. Sevgili seyircilerim, bizim ev yazlıkta son çekimim. Yarın buradan tekrar kışlık eve dönüyoruz. Hayatımı değiştiren adam şu anda yanımda. Bülent Talay. Siz bu ismi belki hiç duymadınız. Anlatacağım. ...1960 yılıydı. Karnemi aldım. 7 tane zayıf. Annem bu ne dedi? Karne dedim. Kör değiliz, karne olduğunu görüyoruz da... 7 tane zayıf dedi. Dedim hayrının da 8 zayıfı var. Ama her günü hiç yok dedi. Kusuyu misal değildir. Ne demek anne o dedi. Kötüden örnek verilmez. Babam bunu görürse ne yapacaksın dedi. Gösterme dedim. Gösterdi babama karneyi. Oğlum ne olmak istiyorsun sen? Nedir bu dedi ya. Baba tiyatrocu olmak istiyorum dedim. Onlar kitap okurlar, senaryo okurlar, piyes okurlar dedi. Ellerinden kitap düşmez. Sen kitabın yüzünü açmıyorsun dedi. Böyle şey mi olur? Bak bitir okulunu. Ellerimle götürüp yazdıracağım. Hepsi benim arkadaşım dedi. Ortalamam 2,5-3'tü. 10 üzerinden. 9,5'la bitirdim okulu. Babam da bana verdiği sözü tuttu. Şehir tiyatrolarına kaydımı yaptırdı. Arkadaşıydı sahne amiri Kemal Tözem. Neyse aylar geçti. Ben okula gidiyorum. Ne cevap var, ne haber var, ne hiç öyle bir şey yok yani. Bir gün okuldan çıktım. Hırkayı Şerif Caddesi'nde eve doğru geliyorum. 17 yaşındayım. Karşımdan da bir genç geliyor böyle. Bana böyle yaptı. Müjdat Gezen. Benim dedim. Ha evden geliyorum sizin dedi. Evde kimse yoktu dedi. Ben de dönüyordum artık dedi. Evet dedim. Ben şehir tiyatroları sahne amirliğinden geliyorum. Bülent Talay dedi. Evet Bülent dedim. Rol çıktı sana dedi. Yarın sabah 10'da komedi tiyatrosunda ol dedi. Çanta elimden düştü. Hayatım değişiyordu. Eğer Bülent beni evde bulamayıp, evde de kimseyi bulamayıp gidip sahne amirine deseydi ki, vallahi gittim, bulamadım. Kimse de yoktu evde. Haberi de kimseye veremedim. O zamanlar telefon yok evlerde. Öyle yapmadı. Çocuk beni sokakta tanıdı. Nereden tanıdı, nasıl tanıdı? 1960'tı yıl. Aradan çok zaman geçti. Benim bütün hayatım değişti. Belki Bülent yanımdan geçseydi, ben de aşağı doğru geçip eve girseydim, bugün karşınızda başka meslekte biri olacaktım. Kaderimi değiştiren adam Bülent Talay oldu. Bülent'i biraz evvel kaybettik. Benim 64 yıllık arkadaşımdı. 2024 yılında olduğumuza göre 1960 yılında bana sokakta Müjdat Gezen diyen adam olmasaydı ben belki bugün bambaşka bir meslek. Belki de hayatta bile olmayacaktım. Çünkü Bülent hayatta değil. Bülent seninle konuşmayı çok isterdim. Ama imkanımız yok. Birkaç dakika evvel eşinle konuştum. Ona demişsin ki, hiç konuşmuyordu günlerdir çünkü.
elini uzatmış ve hakkını helal et demiş. Çok güzel ayrıldı aramızdan dedi. Bülent'i yolladık. O benim hayatımı değiştiren arkadaşımdı. Çok iyi dost olduk. Ölünceye kadar her gün hastaneden telefonla onu aradım. Çok özür dilerim. İkimiz aynı yaştaydık. Beni bırakıp gitti işte. Ne olur unutmayın. Bülent Talay. Hayatımı değiştiren adam. Böyle bir program yapmak istemezdim. Ben sizi güldürüp eğlendirmek istiyorum. Şu Türkiye'nin bu berbat hallerine rağmen. Ama bazen olmuyor işte. Beni bağışlayacağınızı umuyorum. Ya yarın ya öbür gün cenazemiz var. Ya herhalde devam edemeyeceğim. Yani kısa bir program oldu ama bir insanın hem hayatında bu kadar etkili olan, hem meslek hayatında bu kadar yeri olan, beraber kaç oyunda oynadık. Hem de çok sevdiğim, hiçbir hatasını görmediğim, gitar çalardı, ben darbuka çalardım, Haldun akordeon çalardı, 60'lı yıllarda toplanırdık. Çay diye bir yer, çay derlerdi eskiden, bir yer kiralardık. Ama genellikle Bülent'in evinde toplanırdık. Savaş, Yaman, Süher, Haldun, kız arkadaşlarımız konservatuvardan. Hayat böyle bir şey. Sanıyorum bir gün benim de böyle fotoğrafımla bir çekimimi yaparlarsa o zaman siz de bir iki gözyaşı dökersiniz belki. Kusuruma bakmayın hele. Tutamadım ki. Keselim ne olur keselim ya.